Evet, bu videomuzda da Taç Mahal'dan bahsedeceğiz. Dünyanın en pahalı aşk hikayesi. Bir İngiliz lordu diyor ki, Edward e, Lear, Dünyada insanlar ikiye ayrılır, Taç Mahal'i görenler ve görmeyenler. Gerçekten öyle güzel olduğu söyleniyor. Görene öyle ayrıcalıklı hissettiren, şiir gibi bir bina olması hasabıyla resimlerinden bile izlemek keyifli. Dünyanın yedi harikasından biri ve şüphesiz Hindistan denilince ilk akla gelen yer. Değil mi? Hint eseri gibi duruyor. Başlangıçta onun cami mi, kilise mi ya da bir başka ibadet yeri mi olduğunu anlayamıyoruz. Ama Müslüman sanatının mücevheri ve dünyanın mirasının evrensel başyapıtlarından biri olarak 1983'ten beri UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Peki Taç Mahal'in hikayesi ne biliyor musunuz? Dünyada Türklere barbar diyenlerin aksine büyük bir sevdanın, ölümün ayırmasıyla bir hakanın karısı için yaptırmayı düşündürdüğü ihtişamlı bir türbenin muhteşemliğidir aslında Taç Mahal. Bir Türk hakanının eşi için hissettiklerinin taş işçiliğiyle sanata dönüşmesidir. Evet, aşkın paha biçilmez olduğunun ispatıdır. Taç mahal Türkiye Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16 yıldızdan birisi e, olan Babürlerin 5. Hakanı Cihan Şah'ın eşi Ercüment Banu Begüm, Cihan Şah'ın kendi koyduğu adla dünyanın kraliçesi anlamına gelen Mümtaz Mahal için şimdiki inşa değeri 1 milyar dolardan fazla olan bir yapı diyebiliriz. 1631 yılında yapımına başlanıp 1652 yılında bitirilen dünyanın yedi harikasından biri olan bu yapı her yıl milyonlarca turist çekerken hikayesiyle de burayı görme şansını elde etmiş gezginleri büyülüyor. Bakın barbar denilen Türklerdeki inceliği, zarafeti lütfen taç mahallenin videolarını, resimlerini, ve hikayesini izle şey okuyarak da Resimlerini seyredip, görüp, hikayesini okuyarak da e, anlayabilirsiniz. Büyük bir aşkın mimari yansımasıyla ortaya çıkan Taç Mahal, gün doğumda pembemsi bir renge e, bürünüyor. Güneş yükseldiğinde beyaz rengini alıyor. <laughs> Ay ışığında ise altın gibi parlıyor. Ünlü Hint ozanı Rüvendraan Naht Tagore tarafından sonsuzluğun yüzünde bir gözyaşı damlası olarak tanımlanan bu görkemli yapı çok sevdiği eşinin ölümü Şahçıya'nın çok üzülmesine neden olduğu için yapılıyor. Bu üzüntü de dünyanın en güzel yapılarından birini ortaya çıkartıyor. Ne büyük romantizm biliyor musunuz? Bir Türk şahının eşine, eşi için, eşinin ölümü üzerine yapması büyük bir romantizm. Yani barbardan bu çıkar mı? çıkmaz. Şahın eşi Mümtaz Mahal bu eser sayesinde ölümsüzlüğe kavuşuyor aslında. Çoğumuz bilmiyoruz. Bilesiniz diye zaten burada yayınlıyorum. E, bilmeyenler için. Ne diyor Nasrettin Hoca? Bilenler bilmeyenleri anlatsın diyor. Babür hükümdarı <laughs> Cihan Şah Taç Mahal'in tasarımı için dönemin en iyi mimarları, hattatları ve mühendisler için e, mühendisleriyle çalışmaya başlamış. Birçok ülkeden gelen işçilerin yanı sıra önemli Osmanlı hattatları bu Taç Mahallesi'nin bulunduğu Agra şehrinde çalışmalara katılmış. Şah Cihan'ın büyük hayali tam 22 yıllık yoğun ve özverili çalışmanın sonucunda tamamlanmış. Ama maliyeti de bir o kadar yüksek olmuş. 75 metre yüksekliğindeki Taç Mahal saf beyaz mermerle inşa edilmiş ve toplam 40 milyon rupiye mal, olmuş. Şimdi 40 milyon rupi diyorum. Burada bir şeyi anlatmadan geçemeyeceğim. Bugün Hindistan'ın para birimi rupi. Peki Babürlerin, ee, Babürler'de Timurların devamı. Peki Timurların para birimini biliyor musunuz? O da rupi. Bunu unutmayın. Bir ara bununla ilgili konuşabiliriz belki başka videoda. Evet, 40 milyon rupiye. Hala Timur'dan kalan para birimiyle devam ediyorlar. Mali olmuş. Dünyada yanıt mezarlara bakıldığında Taç Mahal'in üzerine çıkan bir eser görmek pek de mümkün değil. Dün Ayasofya'daydık eşimle beraber. Ben Taç Mahal'i görmek istiyorum açık söyleyeyim. Eee... Süleymaniye'yi gördüm, evet çok güzel. Onun uhreviyatına e, saygı duyuyorum. Sultanahmet'in e, büyük ihtişamına saygı duyuyorum. Ama Taç Mahal'i hakikaten çok görmek istiyorum. Yani aşkın meyvesi nasıl olurmuş, bu sonsuzluğa gidiş nasıl olurmuş, bu romantizm nasıl olurmuş hakikaten görmek istiyorum. Taç Mahal'in yapımında yaklaşık 20 bin kişi çalışmış. Tamamen saf beyaz mermerlerden tasarlanan bu yapının iç kısmı birçok değerli taş ile süslenmiş. Hindistan'ın simgesinin değeri o kadar büyük ki üzerinden uçak geçmesi bile yasak. Şah'ın anıt mezarından esinlenerek tasarlanmış taçmal yapının e, mermer rengini zarar görmemesi amacıyla tamamen aydınlatmasız aydınlatması olarak inşa edilmiş. Bu nedenle burayı ziyaret etmek için en uygun zamanlar sabahın erken saatleri derler. Romantik bir aşk hikayesinin mimari yansıması olan bu yapı, Türk, İslam, Hindu ve İran mimarisinden öğeler içeriyor. Altından kubbesiyle güneşli günlerde uzaktan bir masal sarayı gibi parlayan anıt mezar, duvarlarına gömülmüş sürmüt, yakut, pırlanta ve inci ile beraber Hindistan kültürünün en önemli yapılarından biri konumunda. Dünya üzerinde görüp görebileceğin en güzel yapılarından biri olan Taç Mahal, yılda 3 milyondan fazla gezgini, turisti Meraklıyı kendine çekiyor. Kim yaptırmış? Aşık bir Türk hükümdar yaptırmış. Bu güzide yapının fiziksel özelliklerine gelelim. Biraz da ondan bahsedeyim. Ee, çok da zamanınızı almayayım. Taç Mahal'in 305 metreye 580 metre uzunluktaki dikdörtgen avlusu özenle düzenlenmiş bir peyzaj mimarisine sahip. Avlu içerisinde uzunlamasına tasarlanmış havuzlar, gezginlere ferah manzaralar sunuyor. Şahçıya'nın ölen e, Şahçıya'nın ve ölen eşi Mümtaz Mahalli'nin anıt mezarları sembolik bir şekilde iç mekanda görülebiliyor. Çiftin naaşlarının bulunduğu layıklar ise yapının alt katında saklanıyor. Evet, benden bu kadar. Bir Türk hükümdarının dünyaya kazandırdığı ve eşinin sonsuzlukta e, hatırlattığı muhteşem eseri şimdi siz merak edin ve kaynakları okuyun. İmkanınız varsa ziyaret edin. Kalın sağlıcakla. Sıhhat, afiyet diliyorum.